Az TV ekranlarına, Sağlık Hattı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yeni bir konu ve konukla daha bugün de sizlerle birlikteyiz. Çok değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Neve Sentep Hastanesi'nden dahiliye uzmanı Doktor Mehmet Ali Ecer. Bugün stüdyomuzda sizler için diyabet üzerine bilgileri paylaşacak. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla bu hastalığı tüm detaylarıyla ele alacağız. Hiç vakit kaybetmeden konuğumuza dönelim ve konumuzu detaylandırmaya başlayalım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizlerdeyiz. Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Dolayısıyla diyabete bir farkındalık yaratacağız hocam. Aslında diğer programlarımızda da başka hastalıkları konuşurken de hep şeker hastalığına bir vurgu yapıyoruz. Artık hepimiz oldukça aşinayız ama bugün de günün anlam ve önemi dolayısıyla tüm detaylarıyla bu hastalığı ele alacağız. Nasıl bir giriş yapmak istersiniz öncelikle? Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi diyabet hastalığı birçok hastalıkla etkileşen bir hastalık. Bir risk faktörü, immün sistemi, bağışıklık sistemini düşürdüğü için diğer hem enfeksiyon hastalıklarında hem diğer aterosklerotik kalp damar hastalıklarında etkili, olumsuz yönde etkili. O açıdan çok önemli dediğiniz gibi. Diyabet giriş yapacak olursak, diyabet şeker hastalığı hepimizin bildiği gibi. Şeker hastalığının ilk tanısı gene Anadolu'da yaşamış, M.Ö. 500 yılında Kapadokya bölgesinde yaşamış Arakedeus dediğimiz bir araştırmacı, bilim adamı diyelim. O zamandan başlamış insanların şeker belirtilerinin farklı olduğunu, şekerli hastaların farklı yiyip içtiğine, farklı idrar yaptığına, idrarının renginin, kokusunun, tadının farklı olduğunu o zamandan saptamışlar. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi 14 Kasım günü de farkındalık yaratmak amacıyla diyabet günü olarak kutlanmakta dünyada. Neden 14 Kasım? Çünkü insülin keşfi diyabet tedavisinde yaşam kurtaran bir keşif. İnsülini bulan kişiye, bilim adamına atfen, Frederick Banting'e atfen, onun doğum gününe Dünya Diyabet Günü olarak kutlanmakta ve her belli aralıklarla bunun sloganları belirlenmekte. İşte bu 2021-2023 arasında erişilebilirlik, diyabet tedavisine erişilebilirlik teması işlenmekte. Ve tabii dünyanın birçok bölgesinde daha geri kalmış ülkelerde yaşayanların diyabet tedavisine, tanısına, ilaçlarına erişimi hakikaten bizim ülkemizdeki gibi değil. Çok zor. İnsülüne erişmek çok zor. İnsülünü saklamak zor. Haplara, ilaçlara ulaşmak zor. Bu farkındalığı yaratmak amacıyla da dünyada çeşitli aktivitelerle, etkinliklerle kutlanmakta. Diyabet gerçekten çok önemli bir hastalık. Evet. Çünkü birçok sistemi, birçok organı etkiliyor. Yaşam süresini, yaşam kalitesini etkileyen bir hastalık. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün deyimiyle de bir salgın hastalık. Evet. Salgın hastalık, o kadar ciddi bir salgın hastalık, o kadar yukarı doğru bir ivmeyle hareket ediyor ve artıyor ki kabaca birkaç rakam söyleyeyim isterseniz. 2010 yılında dünyada işte 250 milyon civarında diyabetik hasta olduğu düşünülüyor. Günümüzde 2020 yıllarda 467 milyon hasta varsayılıyor. Hatta varsayılan şu ki 200 milyon da tanı konulmamış vaka farkında sayılıyor. Değil. Farkında değil. Tanı koyduğunun tanısı yok. Ve bu progresyona gittiği zaman 2050 yılında 1.3 milyar civarında bir diyabetik hastayla karşılaşacağız demektir. Hı hı. Bu çok önemli. Rakamlar çok büyük olduğu için aynı zamanda global dünyadaki sağlık harcamaları arasında da çok önemli. %10'unu oluşturuyormuş. Dünyadaki sağlık harcamalarının %10'u diyabet ve diyabete bağlı komplikasyonların sorununun çözümleri için kullanılıyor. O da 760 milyar ABD dolarına tekabül eden bir rakam harcama yapılıyor. Maalesef dünyada %10 görülüyor ortalama sıklık. Hı hı. Ülkemizde daha fazla, %15. Evet. Hatta bazı bölgelerimizde Güneydoğu'da tatlının çok tüketildiği bölgelerde, İç Anadolu'da çok daha fazla diyabetle karşılaşıyoruz. Hatta son yapılan bir diyabet araştırmasında ülkemizde erişkin yaş nüfusunun 30 yaşın üstünü varsayarsak %42'sinin diyabet ya da prediyabet, yani diyabet olabilecek, diyabete eğilim olan insanların oluşturduğunu düşünülüyor. Hı. Hakikaten çok önemli, ciddi önemli. Hı. Bir ilginç bir istatistiksel sonuç da şu.
Tip 1 diyabetlerin ancak %15'i, tip 2 diyabetlerin de %40'ı istediğimiz şekilde kontrol edebiliyoruz. Bunların dışında iyi kontrol, hani diyabet tanısı almış, ilaç alıyor ama iyi kontrol edilemiyor. Biraz sonra göreceğimiz gibi de iyi kontrol edilemeyen hastalarda bir sürü problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Buradaki belki en önemli şey prediyabet tanımı. Prediyabet bir kişide diyabet yok ancak riskleri nedeniyle ileriki yıllarda, önümüzdeki yıllarda karşımıza şeker hastası olarak karşımıza gelme ihtimali olan hastaları ifade etmekte. Gizli şeker midir hocam? Bu biz halk arasında öyle tabir ediyoruz Evet, gizli şeker diyebiliriz. Onun iki tanımı var. İsterseniz rakamlara da tabii girebilirim ki. Şimdi. Diyabet kime söylüyoruz ki diyabet diye? Bunun birçok ölçüm şeyi var, metodu var. Söz gelimi bir hastanın, bir kişinin şekerini aç karnına ölçtüğümüz zaman 126 ve üzeri ise bu hastaya öncelikle bir diyabet diyebiliyoruz. Evet. Ya da rastgele, random, böyle hiç rastgele ölçümünde, yemekten sonra olsun, herhangi bir zamanda ölçtüğümüz zaman gene bir kişinin kanı 200 ve üzeri ise bunu da diyabet diyoruz. Ya da bizim 3 aylık ortalama şeker dediğimiz A1C'si 6,5'un üzerindeyse buna da diyabet diyebiliyoruz. Bunlar kesin diyabet tanısı. Ancak bir kişinin açlık şekerini ölçtük diyelim, 100 ile 125 arasında geldi. Tokluk kan şekerini ölçtüğümüz zaman, tokluk kan şekeri terimi şu, yemek yedikten ilk lokmadan 2 saat sonraki şeker ölçümü. Ölçtüğümüz zaman onun kan şekeri 140'ın altındaysa buna bozulmuş açlık toleransı diyoruz. Bu birinci tanımız. İkinci tanım da şu, bir kişinin açlık şekerini ölçtük 100'ün altında, 90, 80. Ancak yemekten sonraki ölçtüğümüz şekeri 141 ile 199 arasındaysa, 200 olduğu zaman zaten diyabetti. Evet. 140 ile 199 arasında olduğu zaman buna da bozulmuş glikoz toleransı diyoruz. İşte bu ikisi, bu iki grup aslında prediyabetik vakalardır. Bu prediyabetik vakaların da ilginç olan %80'ini eğer müdahale edebilirsek, hasta uyumuyla, hekim uyumuyla yapabilirsek bu hastaların diyabet olmasının önüne geçiyoruz. Evet. En önemli taraf da bu belki. Evet, çok önemli. O yüzden verdiğiniz değerlere de dikkat etmekte fayda var. Özellikle açlık konusunda 126'nın üzerindeyse diyabet tanısı koyuyoruz dediniz. Yine toplukta da baktığımız zaman 200'ün üzeri diyabet tanısı için yeterli. Ama az önce verdiğiniz aralıklarda olanların da bir uzmana başvurmasında fayda var. Çünkü prediyabet aşamasında yakalamak çok önemli. Çok daha önemli. Hep diyoruz erken tanı, erken teşhis hayat kurtarır diye. Tabii. Hayat kalitelerinin etkilenmemesi açısından daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için hastaların ve bizleri izleyenlerin de çok önemli. Bunun da altını çizelim. Şimdi biz programımızdan hep aşina izledik hocam. Artık biliyoruz diyabet damarsal bir hastalık, birçok organımıza zarar veriyor ama neden olduğu hastalıklardan da bahsedebilir miyiz? Çünkü baktığımız zaman şeker hastalığı kulağa tatlı bir hastalıkmış gibi, basit bir hastalıkmış gibi geliyor ama ciddi sonuçları da olan bir hastalık. Tabii. Diyabetin özellikle tip 1 diyabet dediğimiz diyabet çocuğun doğumundan itibaren başlayabilen bir diyabettir. Çocukluk çağı diyabeti de diyoruz ona. Şimdi diyabetle beraber tanı konduktan sonra söz gelimi 10 yaşındaki bir çocuk hastanın diyabet tanısı konulduktan sonra onun beklediğimiz yaşam süresi 70 ortalama düşünürsek yıllarca diyabetle yaşayacak. Evet. Eğer bu kişi diyabetle uyum içerisinde yaşarsa, yani bizim iyi metabolik kontrol dediğimiz diyabetle uyumlu içerisinde yaşarsa bu hastalarda genellikle diyabete bağlı sorunlarla pek karşılaşmıyoruz. Ama dediğimiz gibi bu oranda %15 maalesef bunlarda. Düşünün oranın. Diyabetin birçok mekanizmayla etkilenmesi sonucunda vücudumuzda etkilemediği sistem, etkilemediği organ yok neredeyse. Biz genellikle diyabetin komplikasyonlarını akut komplikasyonlar ya da kronik komplikasyon olarak ikiye ayırıyoruz. Nedir akut komplikasyonlar? Ani gelişen ya da acillere başvuran, genellikle kötüleşen, bilinç kaybı olan, koma durumunda olan hastalardır akut komplikasyonlar. Bunlar daha çok işte tip 1'lerde daha çok karşımıza çıkmasına rağmen bazıları tip 2'de de karşımıza çıkıyor. İşte diyabetik ketostoz koması, ketotik hiperozmolar koma, laktikostoz koması gibi komalarla karşımıza çıkıyor. Daha çok bunlar da tip 1'deki hastalar oluyor. Çünkü şekerleri aniden 300, 500, 1000
2000 civarında şekerle vücut onu tolere edemediği için de koma tablosunda acillerde karşımıza çıkıyor. Belki bunun içerisinde komplikasyon akut komplikasyon olarak hipoglisemileri de koyabiliriz. Evet. Hipoglisemiler şekerin düşüklüğü tablosudur bildiğiniz gibi. Evet, sadece yükseklik olarak düşünmememiz gerekiyor. Bir insan diyabet için insülin kullanırsa ya da insülin pompası varsa, yeterli beslenmemişse ya da aşırı efor harcamışsa ya da başka nedenlerden dolayı insülin fazla gelmişse neticede bu hasta komaya giriyor. Ne koması oluyor? Hipoglisemi koması. Ama şekeri düşük olduğu halde şekere bağlı koma. O da çok hayatidir. Çok beyin sinir sistemi de çok etkilediği için çok önemli. Ama bunlar çok akut olduğu için çok daha az karşımıza çıkıyor. Bunların tedavi prosedürleri acilde ya da yoğun bakımlarda yönlendirilerek yapılıyor. Bizim daha çok karşımıza çıkan kronik dejeneratif komplikasyonlar dediğimiz komplikasyonlar. Damarları etkilemesi. Evet. Ya zaten vücudumuzun her tarafı damar olması nedeniyle gözümüzden, böbreğimizden, sinirlerimize kadar etkilenmediği bir şey yok. Bunları da iki ana başlıkta tanımlamak mümkün. Bir büyük damar hastalıkları, bir de küçük damar hastalıkları, makrovasküler ve mikrovasküler olarak ikiye ayırıyoruz. Makrovasküler daha çok büyük damarları, orta damarları tuttuğu için beyin damar sisteminde iskemilere, kanamalara, kalpte kalp krizlerine, işte ya da organ ekstremitelere, ayağımıza, bacağımıza giden damarlarda ani tıkanıklıklara yol açarak organ kayıplarına, sonuçta ya hayat kaybına ya da sekerlere yol açabiliyor. O damar tıkanıyor aterosklerotik süreç sonucunda. Bunun sonucunda örnek vermek gerekirse mesela en çok ayak kesilme olayları, kazaları ve savaşları dışarı çıkartırsak en çok bu diyabetik ayaklara bağlı. Maalesef organ kayıpları oluyor. Ve en çok da karşımıza çıkan bunlardan bir de göz ardı etmemek lazım. Kalp damarlarının tutulması. Aynı zamanda hastanın nöropatik tutulumu olduğu için, sinir tutulumu da olduğu için ağrısız kalp krizleri, ağrı belirtisi vermeden ve birden çok damarda, 3 damar, 5 damar hastalıkları ani kalp krizleri görülebiliyor. Ani ölümlerden kurtulabilirse bu tür şeylerde bypass oranı daha fazla oluyor. Stentlerle kurtarılamayabiliyor. Bizim en çok karşımıza çıkan tabii diyabetle beraber yaşanacağı için mikrovasküler komplikasyonlar dediğimiz en çok göz retinayı tutan, böbrek damarlarını tutan ya da sinir damarlarını tutan nöropati, nefropati ve retinopati dediğimiz bulgular. Gene en çok biraz önce bahsettiğim gibi ayak kesilmeleri, diz altı amputasyonlarının sebebi diyabet. Dünyadaki en sık körlük sebebi de diyabet. En çok körlüğün sebebi diyabet. Mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor, onu söylerim. Gene böbrek hastalıkları, özellikle tip 2 diyabet sayıca çok fazla olması nedeniyle şu anda Türkiye'de de öyle. Eskiden enfeksiyon hastalıkları da birinci sıradaydı diyalize girme açısından. Şu anda Türkiye'de de gelişmiş ülkelerde de diyalize girme nedeni, böbrek yetmezliği nedeninin birinci sıradaki sebebi diyabet, şeker hastalığı. Gene nöropatik bulgular dediğimiz bulgularda özellikle duyu kayıpları, periferik duyulardaki azalma nedeniyle hastalarda duyu kayıpları olabiliyor. Şiddetli ağrılar, şimşek tarzı çarpması şeklinde ağrılar ve gece huzursuzlukları, kramplar gibi şeylerle de nöropatilerle de karşımıza çıkabiliyorlar. Evet, birçok hastalık var. Sizin de dediğiniz gibi gözümüzden kalbimize, böbreğimize hatta bazen uzuv kayıplarına kadar yol açabilen bir hastalık maalesef diyabet. Ve belirtilerini de soralım hocam bizleri izleyenler için. Çünkü bazı oranlar vermiştik programımızın başında ama dedik ki birçoğunun hatta tanısı bile konmamıştır. Bu yüzden belirtilerinden de bahsedebilir miyiz? Tabii ne gibi belirtileri var diyabet hastalığının? Tabii ki. Belirtilerinin sebebi daha çok fizyopatolojiktir. Şöyle ki insanın kan şekeri 160'ın üzerine çıktığı zaman böbreklerimiz normalde sirkülasyonda böbreğe giden kan süzülürken şekerin olduğu gibi tamamı geri emilir.
idrardan şeker kaybı olmaz dolayısıyla. Fakat 160'ın üstüne çıktıktan sonra böbrek bu fonksiyonunu kaybetmeye başlar ve idrarla şeker kaybetmeye başlar. İdrardan şeker çıkarken tek başına şeker çıkmıyor. Yanında su moleküllerini de bağlıyor. Dolayısıyla bir şeker molekülü yanına iki tane de su molekülünü bağlayarak idrarımızı fazla çıkartıyor. Neymiş? İşte birinci belirti idrara çok çıkmak. İdrara çok çıkınca ne oluyor? Bu defa vücut susuyor. Su kaybı, dehidratasyon oluyor. Vücutta su kaybı oluyor. Ağzımız kuruyor. Ağzımız kuruduğu için ağız kuruması da bir belirti. Evet. En çok görülen belirtilerden bir tanesi. Ağzımız kuruduğu için, vücudumuz susuz kaldığı için vücut onu su içerek gidermeye çalışıyor. Diyabetin en sık görülen üç belirtisi ağız kuruması, çok su içme, çok idrara çıkma. Bununla beraber iştah artması ya da azalması, halsizlik, gece idrara kalkmalarında daha sıklıkta olması. Bunlar en çok sık gördüğümüz belirtiler. Bununla beraber gizli kalmış diyabetlerde, diyabet eğer gözü etkilemişse işte bulanık görme, kilo kayıpları, kilo kaybı da gene aynı idrardan dolayıdır. Sık enfeksiyonlar, özellikle uçuklar, mantar enfeksiyonları, kaşıntılar olması, iyileşmeyen bir yara açıldığı zaman iyileşmesinde gecikme olması, yaranın kapanmasında gecikme olması. Bunlar da diyabetin daha nadir gördüğümüz belirtilerinden bazıları. Evet, ağız kurulu dedik, sık su içme isteği dedik, sık idrara çıkma ve buna bağlı olarak da kilo kaybı en sık gördüğümüz belirtilerden. Diyabet hastalığını ve izleyenlerimize de özellikle bunların vurgusunu yapalım. Eğer bu gibi belirtileri varsa hemen bir uzmana başvursunlar hocam. Hatta şunu da söyleyeyim, hastalar kilo kaybederken öncelikle şey derler, ya çok güzel ki zayıflıyoruz biz, ne güzel filan evet. derler ama aslında bu kilo kaybı daha çok vücudun kas kaybından oluşuyor. Vücudun yağları aynı kalıyor. Ve kas sağlıksız kaybı oldu. Sağlıksız bir kilo kaybı ve sonuçta da bunun süreci koma. Ya kadar gidebiliyor farkına varılmazsa. Evet. Benim babam da şeker hastası hocam. Bu belirtilerin hepsini kendinde de görmüştük. Hatta bu kilo vermesi başta onun da hoşuna gitmişti. Ancak sürekli idrara çıkma ihtiyacı duyunca acaba prostat mı oldum şüphesi gelmişti ilk aklına ama sonra bir uzmana başvurduğunda öğrendik ki kendisi şeker hastası ve beraberinde de aslında çok uzun yıllardır tedavi görüyor. Hatta sizin anlattığınız hastalıkların birçoğunu kendisi de yaşadı. Anlamadığı kalp krizi geçirdiğini ardından bypass ameliyatı da gerçekleştirdi. O yüzden diyabet hastalığını ailecek oldukça biliyorsunuz. Aşinayız biz de hocam. Şimdi tedavisine de değinmek istiyorum buradan. Hatta sizin de dediğiniz gibi hastalığın birçoğu öncelikle özellikle erkek hastalığı üroloji uzmanlarına gider. Hakikaten bize üroloji uzmanlarının gönderdiği çok ciddi şeker vakaları vardır. 300-400'de idrarı çok yapıyorum ya diyerek ürolojiye gidiyor. Onlar da artık bu işte tecrübeli oldukları için hemen yaptırıp bize gönderiyorlar dediğiniz gibi. Şeker hastaları tabii ki bunlara tedavisine geçmeden isterseniz sizin de babanızın başına gelmiş onu da söylemek isterim. Şimdi biz bu kadar çok toplumda yaygın %42 dedik neredeyse yarın 2 kişiden 1 kişi erişkinden şeker hastası neredeyse. Bunu nasıl daha erken saptayalımın yanıtını aramak lazım. Şöyle bir şey var bizim Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği'nin önerisi şu. Herkese deniliyor, 30 yaşına geçen herkes bir defa hiçbir şey olmasa, risk faktörü olmasa, genetik şey olmasa bile en azından 3 yılda bir kez şekerine baktırsın, açlık kan şekerine baktırsın deniliyor. 3 yılda bir şeker baktırarak erken yakalanabiliyoruz. Ya da deniliyor, kilosu beden kit indeksi 25'in üzerindeyse, özellikle 30'un üstündeyse bu bir risk faktörü olmak üzere. Bununla beraber ailesinde diyabet varsa, İri çocuk doğurma öyküsü varsa hanımlar için ya da gebeliğinde gestasyonel gebelik şekeri geçirmişse ya da aterosklerotik diğer hastalıkları, kalp hastalığı, nörolojik hastalıklar yaşamışsa bunlara da riskli faktörler diyerek bunlara da yılda bir kez mutlaka hiçbir şikayet olmasa bile bir şeker tahlili yaptırın deniyor. Ki bu şekilde belirti vermeden tanı koyabilirim. Hatta şeyde de çok yaygındır. Gestasyonel diyabet dediğimiz gebelik diyabetlerinde artık
neredeyse her gebeye şeker yükleme testi evet. yapılıyor. İnanın bu şeker yükleme testinden sonra o kadar çok şeker vakası yakalayabiliyoruz ki onları o OGTT şeker yükleme testini yapmasanız o hastalar şeker olduğunun farkına varmadan hem bebekte hem annede ciddi komplikasyonlar olacak. Bu OGTT'ye de dikkat çekmek isterim gebelerde. Evet, şeker takibi çok önemli belirtimiz olmasa da özellikle vücut kitle indeksine burada dikkat çektiniz. Fazla kilo varsa ya da ailede bir öykü varsa arada da sık sık şeker takibi yapmak önemli ki önemli. Bu hastalığın önüne geçebilirim. Tabii. Dilerseniz tedavisiyle devam edelim hocam. Süremizin de yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Artık tabii. programımızın başında da demiştiniz 14 Kasım burada insüline vurgu yapmıştınız. Biliyoruz artık insülin tedavisi uygulanıyor ama az önce görsellerde de dönüyordu. İnsülini karnından enjekte eden hastaları da gördük ama ne zaman bir insülin tedavisi uygulanıyor? İlaç hangi hasta grubuna veriliyor? Bunlardan da bahsedebilir miyiz? Tabii. Öncelikle diyabetin tedavisi ilaçlar kısmı bizim üçüncü sırada olan şey evet. tedavi. Öncelikle yaşam tarzı değişikliği lazım. Yaşam tarzı değişikliği şudur. Beslenme alışkanlığını değiştireceksiniz. Yediğiniz şeyleri değiştireceksiniz. Öğünleri değiştireceksiniz. Daha sağlıklı besleneceksiniz. Belki bu tür zaten sağlık olaylarının hepsi ekip işidir. Bir diyetisyenden yardım alınacak evet. gerekirse. İkincisi mutlaka egzersiz yaşamınızda mutlaka olmalı. Bir diyabetik hasta ya da diyabetik olmasa da herkesin mutlaka bildiğimiz gibi günde en az 5000-7000 evet. adım ya da işte haftanın 3 günü mutlaka 1 saati geçen bir egzersiz yapması gerekir. Bu yaşamında mutlaka herkesin diyabetlilerde mutlaka olması gerekir. Bunun yanında diyabetlilerde kesin yasak olduğu şeyler aslında bizim normal insanlarda da diyabeti olmayanlara da önerdiğimiz şeyler değildir. Tatlılar, ağır tatlılar, hamur işleri biliyorsunuz onları. Onları aslında diyabetik olmayanlara da önermiyoruz ama diyabetiklerin daha bir kesin katı sınırı koyması lazım. Bu yaşam tarzı değişiklikleri olmazsa zaten ilaçlardan çok fazla etkinlik göremiyoruz. Bunları yaptıktan sonra yapılacak şeyler şu. Tip 1 diyabetse zaten çocuk çağı diyabetiyse mutlaka insülinle gidiyoruz. Evet. Bunun başka gideri yok. Ya da pompa tedavisi yapılabiliyor. Ancak tip 2 diyabetik tedavilerde özellikle şeylerde başlangıç aşamasında prediyabetlerde de öneriliyor bu. Tam diyabet olmamış ancak obez hasta. Metformin dediğimiz hasta ilaç grupları vardır. Hakikaten hem zayıflatıyor. Hem iştahı kesiyor, zayıflatıyor dolayısıyla. Hem de metabolizmayı hızlandırması nedeniyle metforminler şu anda bir numara. Zaten diyabet tedavisinde, oral tedavide metformin kontraindikasyonu ona karşı bir problemimiz yoksa olması gereken ilk ilaçtır. Ondan sonraki yanıta göre hastanın diyabetin regülasyonuna göre yanına diğer ilaçlar eklenebiliyor. Birkaç tane ilaçlarımız var. Bunları zaten hangi ilaç hangisine uygundur mutlaka gideceği hastalarımızın hekimler karar verecektir. Bunda dikkat edilmesi gereken şey şu. İlaç düzenine başladıktan sonra mutlaka ilaçları düzenli alması gerekiyor. Evet. Saatinde alması gerekiyor. Aç alması gereken ilacı aç alması gerekiyor. Tok alması gerekeni tok alması gerekiyor. Mutlaka öğünlerinin saatini ve miktarını, zamanını ve miktarını benzer şekilde yapması evet. lazım ki ilaçların dozu fazla da gelmesin, az da gelmesin. Ona dikkat etmesi gerekiyor. En sonunda bütün bunları yaptık, yaşam tarzını değiştirdik, egzersiz yaptık, oral ilaçlarımızı aldık. Bundan sonrası var bir de. Artık insülin yetmiyorsa, vücudumuzda o ilaçların çoğu insülin salgılatan ilaçlardır pankreastan. Yetmiyorsa yapacağımız şey şu, en azından oral antidiyabetikler, haplar artı bir doz insülin dediğimiz bir tedavi veriyoruz. Olmazsa 2 doz, olmazsa 4 doz ama amacımız şu hastanın, şeker hastasının kan şekerini normal istediğimiz sınırlarda tutmak. Özellikle de bu hemoglobin A1c dediğimiz bir tetkik vardır. Ona da dikkat çekeriz. Bu hemoglobin A1c'nin belli rakamlarının altında tutmasını sağlamalıyız. Bu tedavilerin bütün amacı o. Çünkü şu var, hemoglobin A1c geçmiş 3 ayın öncesinin sonucunun ortalamasını gösterir. Aynı zamanda hemoglobin A1c ile yapılmış bir sürü çalışma vardır. Hemoglobin A1c ne kadar yüksekse diyabete bağlı komplikasyonlar, diyabetin istemediğimiz sonuçlar o kadar yüksektir. Mesela bir örnek vereyim. Bizim istediğimiz hemoglobin A1c ideali 6.5'un altında olması lazım.
Bunun çok az bir kısmı 7,5 olursa mesela kalp krizi tehlikesi 5 yılda 3 kat artıyor. Ya da 8,5 ise 5 kat artıyor. Bu hem rakamsal açıdan hem de şiddet açısından çok ciddi fark ediyor. O açıdan hemoglobin A1c testini mutlaka yaptırmak lazım. 3 ayda bir onun tahlilinin yapılması lazım. Eğer hasta çok stabilse, çok da iyi ise, ilaç yanında kullanıyorsa 6 ayda bir çıkartılabilir. Ancak hem tip 1 diyabetlerde hem kötü metabolik kontrollü hastalarda 3 aylık ortalama şekere bakmamız lazım. Bizim amacımız zaten sonuçta ilaçlarla, yaşam tarzı değişikliğiyle, egzersizle ya da insülinle hemoglobin A1c'yi normal tutup şekeri olsa da bir hastanın şekeri yokmuş gibi aynı şekersiz bir insanmış gibi açlık kan şekerini 100 civarında, 120 civarında, tokluk kan şekerinde 140 civarında, 160 civarında tutmaktır. Ve bu şekilde diyabetik bir insan kan şekerini kontrol altında tutarsa normal hastalardan hem daha kaliteli yaşayabilir hem uzun yaşayabilir. Bir de o var. Evet. Onu da söylemek lazım. Tabii ilaç tedavisinin, insülin tedavisinin yanı sıra ilk basamakta aslında beslenme ve egzersize de dikkat çektik. Bu çok önemli. Diğer hasta olmayan kişilere göre bile daha sağlıklı bir yaşam sürebilir dedik hocam. Tabii. Diyabet hastaları için. Maalesef süremizin sonuna geldik. Benim sormayı unuttuğum, sizin eklemek istedikleriniz varsa son mesajlarınızı alabilir miyiz bizleri izleyenlere? Tabii ki. Diyabet sadece diyabet olarak görmemek lazım. Diyabet birçok hastalığın etkisini değiştiren, başlatabilen bir hastalık. Bu nedenle diyabet hastalarımızın, öncelikle diyabet eğilimi olan insanların, genetik eğilimi olanların, obezlerin ya da yaşam tarzı ya da risk faktörü olanların mutlaka sık diyabet kontrolü yapılması, gerekirse şeker yükleme testleri, tokluk şekerleriyle bir an önce diyabet tanısının, erken tanısının konulması lazım. Tanı konduktan sonra mutlaka bir hekim işbirliğiyle, yaşam tarzı değişikliğiyle, gerekli ilaçlarıyla şeker seviyesini, hemoglobin A1c seviyesini normal düzeyde tutturması lazım. Onları öneriyorum. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Verdiğiniz ben bilgiler çok değerliydi bizler için. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Sağlık Hattı programında bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla şeker hastalığı üzerine konuştuk. Bugünlük veda ediyoruz sizlere. Yarın saatler 15.30'u gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyoruz.